Efendim sabah şerifleriniz olsun, günümüz bereketli olsun. Yeni yayın döneminde bir cumartesi sabahında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Dünla yeni yayın döneminin ilk programı. Bugün de cumartesi adına ilk yayınımız. Hayırlı olsun hocam tekrar. Amin efendim. Güzel dualarınızı amin dedik. Cenab-ı Hak inşallah hayırlara vesile eylesin. İstifadesi ziyade olsun hocam tekrar. Amin. Evet sevgili izleyenler katkılarınızı bekliyoruz. Yayınımıza katılabilirsiniz. WhatsApp hattımız aynı değişmedi. Ekranda şu anda hattımız var. Telefon numaralarımız var. Hocamıza dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. Instagram'dan da soru mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bugün yine hediyelerimiz olacak. O hediyelerimizi biraz sonra hatırlayalım beraber. Öncesinde telefonumuz var. İzleyicimiz hatta beklemekteyseniz ilk telefonumuz, ilk sorumuz. Buyurun efendim. Benim ayağım, sol ayağım 20 santim aşağıdan kesildi. Ahmetciğinde ekranda görüyorum. Ahmet Bey, hayırlı sabahlar öncelikle. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kaza mı geçirdiniz? Nasıl oldu efendim? Kaza geçirdim. Odun düştü. Evet. Evet. Çok geçmiş olsun Mevla. Sabırlar versin. Her şey imtihan elbette. Amin. Allah imtihanınızı kolay eylesin öyle söyleyelim. Amin. Amin. Evet. Allah şu anda olsun. Peki siz abdesti nasıl alıyorsunuz şu haliyle? İşte oraya alamıyorum. Ben de ondan soruyorum. Evet. Ne yapacağım ben diye. Evet. Şu anda mesela abdest alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey. Namaz kılamıyorum zaten. Namaz şu anda kılamıyorsunuz. Evet. Yeni mi oldu? Ne zaman oldu bu olay? 10 ayı geçti. 10 ayı geçti. Evet hocam. Ayak yaptırdık. Kullanamadım. Daha kullanmadım. Hı hı. Efendim ben de değerli kardeşimize geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra sevgili peygamberimizin şu hadis-i şerifini arz etmekle müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep olur. Elbette. Kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Bu sıkıntı dolayısıyla namazı kılamıyorum demek doğru değildir. Namaz kılmamız lazım. Abdestimi alırız. Abdest gücümüz yetmiyorsa, olmuyorsa teyemmüm ederiz ve namazımızı kılarız. Şimdi kardeşimizin organlarını, bir organı yok. Yok olunca onu ne yapacak yani? Diğer mevcut organlarının yani yıkanması gerekli olan organları yıkar, o şekilde abdestini alır ve namazını da kılar. Hangi bacaksa o bacak zaten... Bitti yok, ortalıkta evet, yok. O uzuv evet. Yıkanmayacak anlamına geliyor tabii, değil mi hocam? Doğru. Normal abdestini alacak. Alacak. Ayağı, bir ayağı evet. Var, diğeri yok. Evet. O olmayanı yıkayacak hali yok ya. Eksik olmaz bu durumda. Tamam, doğru. Abdest yerine gelmiş olur. Doğru. Ama hocamızın da tavsiyesi namazı asla ve kat'a ama bu terk sebeple, etmeyelim diyor. Bu sebeple namazı, abdest alamıyorum. Namazı da kılmam gerekli olmaz. Öyle düşünmemeli kesinlikle. Yani namaz kılmaması kimle izin verilir? Yani ölü onun gerekmez. Veya akli melekesi yok o. Veya bebek. Bunlar şüde değil kardeşimiz. Elhamdülillah'dır. Kimler namaz kılmakla mükellef değil. Değil. Kim? Evet. Soru başlığımız bu hocam. Başlığımız. Güzel. Kimler namaz kılmaz? Efendim bir kere ölüye sen namaz kılsa bundan bunu istemez. Doğru. Akli melekesi yerinde olmayana da sen namaz kıl denilmez. Ve bir de bebek. Yani. Bebekler. Yani sen buna namaz kıl denilmez yani. Evet. Bu üçü de olmadığına bunların dışında elhamdülillah aklı başında sadece bir ayağı yok. Ya Rabbi yani o da vardı da işte şu yaşımdan sonra o alımı dederim geri tarafta da diğer organlarım var demek lazım. Evet Mevla sabrını arttırsın. Çok geçmiş olsun beyefendiye Mehmet evet. Bey'e tekrar selam ediyoruz buradan. Evet sevgili izleyenler selamlar geliyor sizden WhatsApp hattımıza video sorularınızın yanında bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan da inşallah selamlaşalım. Başkale'den yazmışlar selam ediyorlar hocam size iyi ki varsınız yeni yayın dönemi hayırlara vesile olsun demişler. Kayseri memleketinizden evet. Yazanlar var Kayseri'ye selam edelim. Huri Kayıran Kahramanmaraş'tan
Andırın'dan yazıyor hocam. Selamlar. Selam. Huri Hanım'a, Kayıran ailesine selam edelim. Filiz Yıkılmaz, Yozgat Boğazlıyan'dan izliyorlarmış. Selam ediyorlar size. Aleykümselam. Evet, sorularınızın yanında bu şekilde köyler, kasabalar, şehirlerimiz, memleketimizin o güzel köyleri, kasabaları, şehirleri olsun. Buradan selamlaşalım. WhatsApp hattımıza gelen bir video soru var. İzleyelim. İyi günler, kolay gelsin. Annem bu sene babamın babasıyla kurbana girmemek için yemin etti. Ama babam babasıyla kurbana girdi. Annem de yemin ettiği için yemin orucunu ne zaman tutmalı soracaktım. İyi günler. Şimdi olay biraz karışık mı? Annesi babası dedesiyle dedesiyle kurbana girmesin diye yemin mi etmiş? Yemin ediyor. Yemin etmiş. Evet, tamam. Sonra ama babası da girmiş. İyi ki girmiş. Girmiş. İyi ki girmiş. Yani yeri bozmak lazım. Daha hayırlı olana yapmak lazım. Yoksa ben işte onunla kurban kesmem. Vallahi kesmem. Billahi kesmem. Ama kesiyor. Yine de kurban kesiyor. Buna ne lazım gelir? Kefaret lazım gelir. Böyle bir yemini de gerçekten bozmak lazım. Evet. Ve kefaret bu da hocam, bunu bu yemini. Kefareti 10 fakiri doyuracak. 10 fakir neyi der? Ya 10 fakire 130'ar lira veya 150'şer lira verecek. Minimum. Evet. Ya da? Ya da ona gücü yetmezse 3 gün ara vermeksizin 3 gün arka arkasına oruç tutacak. Hocam yemin genelde çok soru işareti oluyor bazı durumlarda da. Mesela ettiğimiz yeminlerde bu şekilde kefaret gerekiyor mu? Yok, onlar öyle değil. Ağız alışkanlığıyla yeminler doğru değil ama ağzımızı da böyle şeylere alıştırmamız lazım. Sohbet esnasında arkadaşlar konuşurken vallahi de böyle, billahi de olsun böyle. Bu değil işte. Bu da doğru değil. Buna da dilimizi alıştırmamalı. Kefaret gerektirmez. Evet. Peki, teşekkür hocam. Bir başka video soru var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum olacaktı. Hocam, bu arkadaşlar arasında hatim okuyorduk. On cüz vermiş. Bunları ben unutarak okumadım. Bunu nedir ve bunlar nasıl şey yapabilirim? Telafi edebilirim. Sağ olun hocam. Yani arkadaşlar arasında şu cüzü sen oku, bu cüzü ben okuyayım. Bu güzel bir şeydir. Takdire şayandır, tebriğe bu kişilerden biri de diyelim ki kendisine verilen cüzü şimdi okusun. Aradan geçtikten sonra okusun onu. Hatırlıyorsa hangi cüz olduğunu, evet, onu yerine getirsin. Evet. O hatme bilmez okunduğu yok, takdirde diyorsunuz. Doğrudur efendim. Evet. Devam edelim, diğer video soru. Evde kuş beslemek günah mı? Evde kuş beslemek. Efendim, besleyebiliriz ama. Amması ne? Hayvanı aç, susuz koymamalı. Yani ona bir haksızlık etmemeli. İşte tamam, hayvanın ihtiyaçlarını karşılamalı yani. Evet. Evet. Hocam öyle bir şey ki kafeste yaşaması gereken kuşlar oluyor. Yani dışarıda öyle doğada yaşayamıyor. Dışarıda yaşayamıyor. Yaşayamıyor hocam. Yaşayamıyor. Şimdi geçenlerde öyle bir video izliyorum. Muhabbet kuşları, onlar kafeste yaşayabiliyorlar. Doğru. Doğal dışarıda yaşayamıyor. Doğal ortam yok çünkü şehirlerde yok onlar için. Evet. 10 tane kuşu işte para verdi. Güya özgürlüğüne kavuştu. Kasten parasını verdi. Uçurdu. Kedi kaptı, köpek kaptı, gitti. Doğru efendim, öyle oldu. Yani adeta Allah onları kafes için yaratmış. Evet. Evet. Ve sahhere lekum şemse vel olmuştur. Yeter ki biz hayvanın haklarını ihmal etmeyelim. Evet. Yani yemesini, içmesini karşılayalım. Ki sulayan kadını cennetle müjdeliyor değil mi Peygamber ne Efendimiz? Güzel. Yani kediyi ya da köpeği sulamayıp yani kediyi aç susuz bırakıp ölene sebebi cehennemle inzar ederken köpeği bulayan kadını da cennetle müjdeliyor. Ya. Evet. Devam ediyoruz, bir başka video var. İzleyelim, görelim. Hocam merhaba. Benim size bir sorum olacaktı. Oje sürdükten sonra gusül abdesti alırken ben ojemi siliyorum. Böyle kalıntılar oluyor bazen. Onları silemiyorum bir türlü. O zaman gusülüm geçerli olur mu? Efendim, gusülde imkan nispetinde suyun ulaşmayan kalmaması icap eder. Yani imkan nispetinde, yani suyun ulaşmayacağı, su vücudumuzun her noktasına su ulaşır. Yani o yapılan temizlik çok
Hocam yerinde olmalı demek ki. Yani evet. O şey kalmayacak, o parçalar şey falan kalmayacak evet. Orada. O ojelerin doğru. Kenarlarda kalmayacak. Dolayısıyla o abdeste, gusül abdesti de yerine gelmemiş olur diyor hocam. İyice temizlenecek yani tırnaklar. Doğru. Konya Kadın Hanı'nda izliyoruz. Dedem sizleri sevgiyle izliyor. Sizden dua bekliyor. Çok da selamı var. Konya'ya selam yollar mısınız? Dedemin ismi Nuh Koçak. Nuh Beyefendi, cümle seyircilerimize Yüce Rabbimizden sağlık, afiyet ve mutluluklar niyaz ediyoruz. Konya'ya efendim. Selamlarımızı evet, yollayalım. Konya selam ediyor. İnegöl'den Engin Odabaş, yeni yayınınız hayırlı olsun. Ailece izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletir misiniz? Aleyhim. Bursa İnegöl'e de selamlarımızı yollayalım. Evet hep hocam Türkiye'den şehirler sayıyoruz da yurt dışından Türkmenistan'dan izleyenler var. Ya elhamdülillah. Avusturya'dan, da'dan, Fransa'dan, Almanya'dan hatta hocam Kanada'dan, Amerika'dan gidenler var. Artık teknoloji evet, gelişti. Evet, saat farkı olsa da izleyenler var. Sesimiz selamlar diyelim. Bir başka video soru var izleyelim. Selamünaleyküm. Dinimizde kandil gecesi var mıdır? Her abdest vesvese geliyor aklıma. Vesvese hakkında bir şey öğrenebilir miyiz hocam? Evet, izleyicimizin iki sorusu oldu. Bu soru tamam hafızamız. Tekrar bu soruya döneceğiz. İki sorunun cevabı için olacağız ama hatırlayalım. Hediyelerimiz var bugün. Sizlere de hatırlatalım. Üç hediyemiz. Bu ara Asmalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var bir izleyicimize. Bir de seccade ve tesbih seti hediyemiz var. Toplamda 3 hediyemiz olacak. Bu hediyeler için 3 şifre vereceğiz. İlk şifre, birinci şifre reklamlardan hemen sonra. Az sonra birlikteyiz. Selamünaleyküm. Dinimizde kandil gecesi var mıdır? Her abdeste vesvese geliyor aklıma. Bu vesvese hakkında bir şey öğrenebilir miyiz hocam? Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu. İki sorusu var izleyicimizin. Hocam neler söylersiniz? Bir kere abdestteki vesvese buna itibar etmek lazım. Yani şimdi ellerimi, kollarımı yıkadım. Tamam, bu iş tamam. Ondan sonra diğer abdeste yapmam gerekenler birinde tamam diyeceğim ve itibar etmeyeceğim. Herhalde başıma meshetmedim. Bu abdesti yeniden bir daha alayım. Böyle dememeli. Bu şekilde de kabul edermeli. Çünkü balonu üfledikçe balon şişer. Hı. Üfledikçe şişer. Yani ben herhalde abdeste kolumu yıkamadım herhalde. Herhalde kulaklarımı meshetmedim. Dil vesvese bizi bırakmayacak. O yüzden hayır yaptığım tamamdır. Tamam değilse bile Rabbim kabul eder deyip gitmek lazım yani. Hocam saatlerce abdest alanlar, gusül abdest alanlar var. Banyodan çıkamayanlar oluyor. Hastalık haline geliyor. Evet, takıntı haline geliyor. Demek ki itibar etmemek lazım. İtibar etmemek. Söylersiniz vesvese anda Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir de güzel söylediniz. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanım sana sığınırım. Vesvese geldiği anda bu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Peki, bir de beyefendinin kandil sorusu vardı. Bu da çok soruluyor hocam. Ya kandil mi var? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Eskiden kandil mi vardı? Sonradan dinimize girdi. Bid'at diyenler söylersiniz. Efendim, kandil programları yapıyoruz da ne oluyor? Ülkemiz çapında halkımız camilere geliyor, ediyor, varıyor. Sadakalar veriliyor. Yasin-i Şerifler, Mülk sureleri okunuyor. Buna ne zarar vardır yani bu nasıl olsa olmasın bunu da kaldıralım. Dur acaba bakın mesela Mevlid kandili nedir? Sevgili Peygamberimizin dünyamıza teşrif ettiği minarelerimizde kandil yanılmış, şehirlerimiz, gönüllerimiz aydınlanmış. Mevlid kandili denilmiş buna. Bu bir hafta sürmüş, bir ay. Peygamberimizi salatü selamlar okunmuş. Sevgili Peygamberimizin sevgisi dile getirilmiş. Peygamberimizin bakın doğumundan 50 veya 55 gün önce bir fil olayı olmuş. Evet. Ve bununla da ilgili bir sure vardır. Ha? O öyle, fil hadisesi nasıl olacak? O fil hadim. Şimdi insanlar
Kabe dolayısıyla ticari yapıyorlar. Ebrehe diye bir adam Yemen'de, ya Kabe bunu Sana'ya, Yemen'e çekeyim diye muhteşem bir kilise yaptırıyor. Ama gelen de olmuyor. Yine ticari seferler Mekke'ye akın etmeye devam ediyor. Bu sefer bunun kafası bozuluyor. Fillerden müteşekkil bir ordu. Filin üzerine asker geliyor, askerin başında miğferler geliyorlar. Mina'ya gelince en öndeki fil böyle gitmiyor hayvan. İleri gitmiyor ama geri aksi istikamete sürersen gidiyor. Ve Cenab-ı Hak bakın ebabil kuşlar. Yani mercimekten biraz büyük, nohuttan küçük taşlar. Üzerine düşedi, üzerinde yazılı. Kuşun gagasında, ayağında geliyor, askerin başından giriyor, filin çıkıyor. Feca'alehum ke'asfim me'kul. Güve yemiş, ekin çöpü haline getirdik. Yani Peygamberimizin doğumdan 55 gün önce meydana gelen bir olay. Ve bu da Kur'an-ı Kerim'e satılıyor. Peygamberimizin bin yıldan beri yanan mecusi ateşleri sönüyor. Semma ve vadisi sulara gark oluyor. Savva nehri çekiliyor. Bu kalade olaylar cereyan ediyor. Peygamberimiz Efendimizin gelişini bakın Süleyman Çelebi nasıl söyler. Yarılmış cümle oldu şaduman, gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan edip nida, çağrışu ben dediler ki merhaba. Merhaba ey bülbülü bağı cemal, merhaba ey aşinayı zülcelal. Cihan zerreleri bayram yaptı ya. Kurtlar, kuşlar, dağlar bayram yapıyor. Olmuş ya insan. Asıl insanlar için gelmiştir bu peygamber. Öyleyse onun doğum gününü niye kutlamayalım? Onun doğum gününde niye okumalar, onun sevgisini dile getirmeler? O peygamber bize ne getirdi? O peygamberin Allah elçisi olduğunun delilleri nelerdir? Bizim ona karşı görevimiz nelerdir? Bunların yeniden anlatılması gerekmez mi? Evet. Ona kandili diyoruz. Regaib kandili. Mesela bakın Recep ayının ilk cuma, perşembeyi cumaya bağlayan gece. Sevgili Peygamberimiz Hamsü leyalin la turaddu fihinnet da've. 5 gece var ki o gecede yapılan dualar reddolunmaz. Evvelü leyletin min Recep ve leyletül cum'a şeklinde hadis-i şerif böyle devam ediyor. Yani rağbeti, feyzi, bereketi bol gece, melekler tarafından atlandırılmış bu gece. Öyleyse 3 aylar geliyor. Yani amellerin çok daha kıymetli, babının kat kat olduğular geliyor. Niye o gün için dua sena etmemde ne zarar var? Kandiller yani bu anlamda niye kötü olsun? Kur'an-ı Kerim dua edin diyor. Peygamberimiz böyle diyor. Allah'ı zikredin diyor. Peki Allah'ı zikredin diyor. Niye ben? Yok yapmayın. Sakın yapmayın ha. Öyle bir şey yok. Ya, diğer geceler nasıl? Kafil şekilde geçiyor. Bu ya yılda var. O gecede bari Rabbıma döneyim. Sakın dönmeyin ha. Sakın dönme. Amaç o diyorsunuz ya. Amaç o. İnsanları amaç o. Camiden uzaklaştırmak, cemaatten uzaklaştırmak. Miraç gecesi sevgili Peygamberimizin hayatında vuku bulmuş fevkalade mucizeler ve bizim getirdiği hediyeler Rabbimizden. Yani mesela namaz. Bunlar dinimizde son derece önemli şeylerdir. Bulmamalı mı? Böyle olan gece dua, sena etsem, sadakalar versem ne olur yani? Evet. Berat gecesi. O da son Peygamberimiz Berat gecenin
gecesini kaim, gündüzünü saim geçirin diyor. Hadis-i şerif var. Allah'ın Resulü söylüyor. Ayette de yer alıyor mu? Ayette de yer alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in iki çeşit indirilişi var. Bir inzal, bir de tenzil. İnzal Berat gecesinde, tenzil Kadir gecesinde. Kur'an-ı Kerim'de yani insanlığın hidayetine sebep olmuş Allah mesajıdır. İnzal gökyüzüne. Yani dünya indirilişi. Aslında indirilişi, Kadir gecesi. İndirilişi, tenzil de Kadir gecesi der. Pey 23 yıllık zaman zarfında olaylar üzerine. Yani haya program olsun diye olaylar üzerine indirilişidir. Yani evet. O da Kadir Gecesi zaten müstakil bir sure anlatıyor ya Kur'an-ı Kerim'de Kadir hakkında müstakil ayetler bir var. Sure var evet, ya. Yani ama kalkıp hala hocam. Ama bütün bunlar Muhsin Bey, kandiller yoktur, aslı yoktur filan denilmesine rağmen aziz millet bu kandillere rağbet göstermektedir. Çünkü yani. Milletimiz evet. Arif hocam. Öyledir yani. Ariftir evet. Milletimiz. Arif. Alim ariftir. Değil ama arif. Alim değildir ama ariftir, ariftir millet. Hatırlıyorum ben çocukluğumdan bilir, beri doğruyu iyi. Bu kandillere halkımız. Teşekkür ediyoruz hocam. Öylelikle bu konuda noktayımız. Evet. Devam edelim. Mesajlar var onlara bakalım. Amasya'nın Sulova ilçesinden izliyoruz. Adım Ahmet Sancak demiş izleyicimiz. Babaannem ve eşimle beraber tüm programı takip ediyoruz. Dua istiyoruz demiş izleyicimiz. Hocam Amasya Sulova'dan takip ediyorlar. Rabbim Gazze'deki kardeşimize de yardım etsin diye duayla bitirmiş. Allah razı olsun. Ne güzel. Biz onlara dua ediyoruz. Onlardan da dua bekliyoruz. Kardeşimiz bir mümin olarak tabii Gazze akan kan yüreğini yaralıyor. Onun için dua ediyor. Evet. Allah duasını kabul etsin efendim. Amin. Muhsin Bey çok şükür yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Bilmediğimiz konuları bizlere cuma ve cumartesi sohbetleriyle öğreten hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocamızın ellerinden öperiz. Tokat Erbağ'dan hocam izliyorlar. Allah razı olsun. Selam ediyorlar hocam. Aleyküm Yusuf Bey. Selam. Çok teşekkürler. Evet, WhatsApp hattımıza gelen video soruyla devam edeceğiz ama ilk şifreyi mi paylaşacaktı? Telefon var mı bu arada? Telefondan sonra ilk şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün selam. Olsun. İsmihan Hanım, Antalya. Buyurun. Evet, selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleyküm yeni selam. Yayınımız hayırlı olsun hocam. Teşekkürler. Buyurun. Ben Antalya'dan arıyorum. 4 yıllık evliyim. Mutluyduk. Eşimle bir sorunumuz yoktu. Ama kayınvaliden büyü yaptırdıktan sonra biz eşimle bir boşanma evresine geldik. Ne okumalıyım ve ne yapmalıyım? Kayınvalideniz... Kayınvalideniz büyü mü yaptı? Evet. Nereden? Eşimin gözü artık beni görmüyor. Peki büyü yaptığını ya da yaptırdığını? Çünkü ailesi buna potansiyeliymiş. Erkek kardeşi hafızlık yapıyormuş. Bununla biraz ilgisi alakası var. Büyü işleriyle? Evet. Peki siz gördünüz mü yani kocanıza, sizin adınıza büyü ya da bir şeyler yazıldığını gördünüz mü? Yoksa duyum mu bunlar? Ben duymadım yani evde bakmadım böyle bir şey yokken birdenbire ailem, annem deyip bana düşman kesildi. Ha. Aramızda hiçbir sorun yokken. Öncelik anne diyor eşiniz öyle mi? Evet. Her konuda annem diyor ama siz ikinci plandasınız. Bundan dolayı size rahatsız oluyorsunuz. 4 yıldır mı evlisiniz? Evet. Peki ne zamandır bu böyle? Evlendiğinizden beri mi yoksa yeni mi başladı bu aranızda? Yok. Aranızdır? İlk 4 aydır ve ben evimden ayrılıp ailemin yanına yerleştim. Evet. Benden sonra kayınvalidem gel benim eşimle olan müstakil evimize geçtiler. Ha siz kavga olunca, küslük olunca anne baba evine döndünüz. Bu arada kayınvalideler de evinize mi yerleşti? Evet. Tamam siz de tekrar geri dönün. Ha. Kayınvalideyle bu konuları konuştunuz mu? Çok... Kayınvalideniz mu? Yok olmadı. Zaten hiçbir münakaşamız yaşanmadı. Az konuşmamız falan olmadı. Ama beni istemediler. Beni hiç istemedi kayınvalidegil. Ya iletişim önemli. İletişimle severek evlendik. İsmihan Hanım, iletişim çok önemli. Yani kayınvalideniz sonuç. Oturup konuşsaydınız. Aramız iyiydi. Onlarla da sorunumuz yoktu. Onlarla da çok iyiydik ama hani istemediler beni. İstemediler. Beraber kalmak istediler. Ben de beraber yaşamak istemedim. Ben ayrı yaşamak istedim. Hı hı. Kayınvalidem oğlundan beni paylaşamadı. Kaç anne çocuk var? Çocuk var mı? Değildi. Çocuk? 1,5 yaşında bir oğlum var. 3 yaşında bir kızım var. Bir de sorumun ikincisi kızım çok etkilendi. Yani bu
aşırı bir söz dinlememe, bir hırçınlaşma, ona ne okuyabilirim, ne yapabilirim, nasıl dua edebilirim? O da mı büyüden etkilendi diyorsunuz? Ya olaylardan etkilendi, ya enerjiden etkilendi, bilemiyorum. Ama siz şundan eminsiniz, öyle anlıyorum anlattıklarınızdan. Kayınvalide büyü yaptığı için boşanıyorsunuz, ayrılıyorsunuz, öyle mi? Evet, çünkü eşimin gözü beni kesinlikle görmüyor ve aramızda hiçbir sorun problem yok. Birbirimizi severek aldık ve benden sonra ailesi eve yerleşti ve eşim sürekli annem annem demeye başladı. Yani bu kadar çok tesadüf olamaz. Eşiniz bu konuyu biliyor mu, bu büyü meselesini? Söyledim kendisine, hani izah ettim. O da senin annen diye söylüyor. Allah Allah. O da anne babaya, sizin anneniz babanız için onlar yaptı, evet, diyor. Evet, sizin aileniz bize yapmıştır diyor. Yani o da aramızda hiçbir sorun yokken biz niye boşanıyoruz, niye ayrılıyoruz diyor. Ama niyeyse gidiyor işte sonuç uçurum. Şimdi ne olacak, boşanacak mısınız? Kesin niyetli misiniz? Ben boşanmak istemiyorum. Boşanma davasını eşim açıyorum. Ben eşimi seviyorum. Hani çocuklarımız çok küçük. Biri 1,5 yaşında, biri 3 yaşında. Hani yuvamız yıkılmasın istiyorum. Hı hı. Başkaları için. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Biz onların yüzüne bakarken hani yarın bir gün suçluluk duymayalım istiyorum. Boşanmışınız açtı. Evet, ben de reddettim. Bekliyoruz işte. Evet, şu anda mahkemelik oldunuz. Mahkeme aşaması devam ediyor, evet, diyorsunuz. Evet. Eşiniz peki geri çeker mi, vazgeçer mi? Ne diyorsunuz? Vallahi dua ediyorum, bekliyorum işte. Allah artık, bilmiyorum. Evet. Evet hocam. Hani hocamızı hocam, dinleyelim. Ben de bu konuda dua istiyorum. Peki çok hocamızı çok dinleyelim. Etmemize. Tavsiyelerini dinleyelim. İnşallah eşiniz de takip ediyordur, izliyordur. Belki tekrar olacak ama benim bir hani büyü bozma hatıram var da. Hocam olur, onunla başlayalım. Tamam. Lütfen hocamızı dinleyelim. Teşekkür efendim, ediyoruz. Bir zaman Diyanet İşleri Başkanlığı beni Avustralya'daki vatandaşlarımıza dini yönden hizmet edeyim diye gönderdi. Bir pazar günüydü. Avustralya. Avustralya. Avusturya değil. Avustralya'nın Sydney şehri. Bir Kıbrıslı bir avukat kişiyle geldiler. Mesele şöyle. Birisi cezaevine düşen kişi diyor ki eniştem bana büyü yaptı. Ya o büyü bozulacak ya yoksa ben buradan çıkarsam eniştemi vururum, öldürürüm diyor. Allah Allah. Ne yapalım? Büyüyü bozduralım. Büyüyü kim bozar? Bir arkadaşın adı çıkmış ama o da fazla etkinliği kalmamış. Geceden gittim, o günlerde radyoda konuşuyorum. Şöhrete eren hocayı bunu demeden bu işim diyorlar. Sizin olaylardan haberiniz benim, yok. Benim haberim yok. Ona söylemeden bu işte kullanalım. Geldiler bir pazar günü. Hocam cezaevine gezmek ister misiniz? İyi olur, boş duruyorum. Gideyim göreyim cezaevini. Gittik cezaevine, varınca hocam bir vatandaşımız var ya, tutuklu bu. Eniştem bana büyü yaptı. Çıkarsam ya onu vuracağım ya da o büyü bozulacak. Ne dersin ya? Buna bir şeyler söyler misin? Söylerim tabii. Ha, vardık yanına. Aslanım, büyüyü kim yaptı? Enişten yaptı. Biz daha güçlüsü bir yere Allah'a sığınalım. Gel. Seninle Kulauzi Rabbil Felak, Kulauzi Rabbin Nas surelerini okuduk. Hı hı. Ve oradan ayrıldık. Biz ayrılınca meğer orada doktor hemen geliyor. Nasıl rahatladın? Serbest bırakıyorlar, tutukluyor. Doktor rapor veriyor. Büyü bozulmuş, çıkabilir diyor. Çıkıyor. Bunu da basın yazıyor. Benim bu işle yok. İngiliz basın, gazeteler, Türkiye'den hoca geldi, büyüdü, tutuklu salıverildi diye yazıyor tabii. Çok iyi ya. Benim haberim olmadığı gibi oradaki vatandaşlarımız da gören de olmamış. Allah. Onlardan da bana diyen olmadı. Ben nihayet oradaki görevim bitti, Ankara'ya geldim. Bizi o günlerde Çalışma Bakanlığı gönderdi. Çalışma Bakanlığı'na. Bakanlık koridorlarında gezerken bir genel müdür görünce tanıdı beni. Ya biz seni arıyoruz ya. Abi beni niye arıyorsunuz? Dedi ya sen oraya vatandaşlarımızı irşad edesin diye gönderdi. Bir bozmuşsun ya. Nasıl bozmuşum?
Gazeteleri indirdi, bak dedi, bu İngiliz gazeteler neler manşettesiniz yazıyor. He, ya, dedi. Türkiye'den gelen hoca büyük ben bozdu. Ben olayı anlattım. İyi dedi ya, iyi ki rastladın. Biz dedi Kayseri Valiliğine yazacağız. Diyanet'e yazacağız. Diyanet Kayseri Valiliğine yazacak. Benim hakkımda araştırma, soruşturma yapılacak. Nasıl büyü bozuyor filan. Böyle bozmuşuz. Dedim ki değerli kızımız, bırak sen bu büyü yapanları. Onlardan daha güçlü bir yere sığınalım. Mülkün sahibi olan Allah'a. Kul huvallahu ahad. Kul auzu bi rabbil felak. Kul auzu bi rabbin nas. Fatiha. Ayetel kürsüyü okuyan Rabbimizin himayesine sığınalım. Bu büyü yapıyoruz diyenler de doğru dürüst büyüyü de bilmiyorlar. Ama etki alanına giriyoruz. Bir kere o büyü yapanlar da şunu bilsinler ki اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ مُبِقَاتٍ yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Bir, eşir, Allah'a eş koşmak. İki, ve sihir, büyü. Sırada. Ya, hemen ikinci sırada yer alıyor. Bu büyü yapanlar böylesine bakın yurdu yuvayı yıktıkına varsınlar. Bunun hesabının çok ağır olacağını bilsinler. Oğlumuz da insaf etsin, aklını başına alsın. Yani müminin boşanması ile arş titrer diyor Allah'ın Resulü. Boşanması ile arş titrer. En son çare mahkemeye düştük diyor. Hadi hakim vardı, boşama kararı verdi ve ondan sonra ne olacak? Çocuk da var. Geri dönüşü de çok zor olacak. O yüzden oğlumuz da aklını başına almalı, kızımız da gel dua sena ile yeniden yuvalarını dermelidirler ya. Hocam hakim soracak, neden ayrılıyorsunuz? Neden boşanmak istiyorsunuz? Cevap. Evet. Kayınvalidem büyü yapmış. Ya. hakim yok, bunların arasında şiddetli geçimsizlik var. Ben de boşanmak. Hayır, bu gerekçe olmamalı diyorum. Yani öyle. Oturup karşılıklı ya. Konuşmak, iletişim halinde. Kayınvalide de konuşmamış. Onu sorduk. Ya. Yani oturup eteklerindeki taşları bir dökseler. Rahatlarlar yani. Güzel taraflar. Bir diyalog dediğiniz gibi. Evet. Yani iletişim. Yani. Yok. Yani bırakın büyü filan hiç bildikleri de yok ha. Bildikleri de yok. Sadece bu sözün psikolojik etki alanına giriyorlar yani. Evet. Evet. İnşallah araları düzelir diyelim. Evet. Şiddet yok, kavga gürültü yok. Büyü var. Anneye çok düşkün anladığım kadarıyla eşi. Ve yanlış ediyor. Anam diyor. Anayın hakkı olduğu gibi eşiğin de hakkı var ya. Eşiğin de hakkı var ya. Yani o yüzden yiğitlik hem ananın hakkını hem de eşin hakkını koruyabilmektir. Amin. Birini tutup ötekini terk etmek değildir. Evet. Böyle bu gidişle ne oluyor? Yuva yıkılacak. Çok kötü yani. Evet efendim. Çekilmez bir yük haline gelmemiş gözüküyor. Doğru. Hocam. Doğru mu? Doğru. Evet. O durumda evet. Değil gözüküyor. O durumda değil. Evet. Anlaşılıkları var. O yanlışlıktan dönmeli yani. İletişim. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Paylaşmadık. Zaman çok çabuk akıp gidiyor. Dolayısıyla gecikmeyelim. Hemen ilk şifremizi paylaşalım izleyenler. 3 hediyemiz var. Hediyelerimizi Mustafa Ankara'dan izleyicimiz, annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. 1 duvara asmalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var sevgili izleyenler. Bunun dışında bir kutu var. Bir de seccade ve tesbih seti hediyemiz var. Bu 3 hediye için ilk şifre. 1. şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Esselam ya Allah Celle Celaluhu. Efendim. Yani Esselam her türlü tehlikelerden kullarını salim kılan, cennetteki bahtiyar kullarına selam veren, selamün kavlem min Rabbir Rahim. Selam ne kadar güzel isim. Konuşmaya selamu aleyküm diyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu bir duadır tabii. Selam demek her türlü tehlikelerin kullarını salim kılan Allah. Cennetteki bahtiyar kullarına da selam verecek olan. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim olan Mevla'dan size selam. Evet. Esselam ilk şifreydi.
İki şifremiz daha olacak inşallah. Biraz sonra zamanı gelince paylaşırız. Hocam bir izleyicimiz soruyor. Selam verirken Allah'ın selamı üzerinize olsun diye biz tercüme ediyoruz. Nasıl oluyor? Olsun. Hani, olabilir. Selamun aleyküm diyoruz. Hani barış üzerinize olsun, esenlik evet. üzerinize olsun anlamında ama hani Allah'ın selamı üzerinize olsun diye geçmiyor yani diye sormuş. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyor. Esselam ismi olduğu için. Tamam. Değil mi hocam? Evet. Esselam doğru onun efendim. İsmi. O sebeple. İki şifreydi. İki şifre daha var. Biraz sonra paylaşalım. Video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Merhaba hocam. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Sorum şu. Aynen. Kendisine bir şey emanet edilen kişi emanet malı koruması karşılığında ücret talep eder mi? Evet. Edebilir tabii. Edebilir. Diyelim ki şu koyunuma sahip ol arkadaş diyorum. Emanet ediyorum koyunu. Hı hı. Tabii o koyuna yedirecek, içirecek, o koyuna sahip olmak için mesai belki çoban istihdam edecek derken emeği olacak, mesaisi olacak. O yüzden ücret talep edebilir. Dinen bir sakıncası tabii. yok tabii. diyor hocamız. Devam edelim diğer video soru. Selamlar kıymetli hocam. Benim adım Garip. Mahlasla sosyal medyaya içerik üretiyorum. Size bir sual yönelteceğim lakin bu tabi örneklendirmek istiyorum. Bir düşünelim, bu karınca yere damlamış bir balın peşine düşmüş. Oraya gidip sürekli o baldan parçalar alıyor, geri daha alıyor. Yetmiyor, bir daha alıyor ve bal damlasının üzerine çıkıyor. En sonunda damlasının içinde kıskıvrak kala kalıyor ve orada bal damlası onun sonu oluyor. Sormak istediğim soru şu hocam. Tamah, haset ve dünya sevgisinin İslam'da yeri nedir? Ve toplumsal olarak bize nasıl zararlar verir? Ve min şerr hasid haset. Hasetçi haset ettiği zaman onun şerrinden yani haset demek ki tamam, geri tepen haset. Silahtır. Geri tepen silah. Hazreti Yusuf'un kardeşleri aleyhisselama haset ettiler. Kuyulara attılar. Pazarlarda satıldı. Sonra ne oldu? Hazreti Yusuf'un devlet başkanı olmasının, peygamber olmasını geçemediler. Hazreti Yusuf vardılar. Bunlar buğday istiyorlar. Hazreti Yusuf da onlara yardım etme mevkiinde ya Yusuf Allah aşkına bize iyilik etme ya. Biz kötülük ettik. Sen bize iyilik ediyorsun. Dolayı utanıyoruz. Yerlere geçiyoruz. La tesri aleykumul yevm. Kardeşlerim kınanacak değilsiniz. Ben burada pazarda satılmış bir köle diye biliniyordum. Peygamber evladı olduğumu ortaya çıkardınız. Bundan dolayı kınanacak değilsiniz siz. Allah Allah görüyor musunuz? Yani fırsat elime geçti. Vaktiyle siz bana ne kötülükler ettiniz. Şimdi fırsat benim elimde. Ben de size kötülük edeceğim. Hatta ondan da söz etmiyor da babasına ne diyor? Baba, Rabbim sizi çölden getirdi. Şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra suçu şeytana yüklüyor. Vah, Allah Allah. Yani barış görüş meclisinde yahu siz bana nasıl kıydınız? Neler yaptınız yahu? Demiyor da şeytan kardeşlerimle aramı açınca diyor. Ve üstte kınanacak değil. Suçlanacak değilsiniz. Utanmayın kardeşlerim. Ben pazarda satılmış bir köle diyordum. Peygamber evladı olduğumu ortaya koydunuz. Sevgili peygamberimiz de Hazreti Yusuf'un bu sözünü nerede? Bunu kullanıyor. Nasıl? Şimdi peygamberimize olmadık kötülükleri yapan insanlar da bu peygamber bize ne yapsa haklı değil diye düşünürken peygamberimiz Efendimiz ne dedi? Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. İzhebu fe entümüt tulaka. Haydi serbestsiniz. Affediyorum. Hiçbiriniz kınanacak değildir. Müslüman, isteyen Müslüman olsun. İsteyen de zarar vermemek şartıyla kendi inancında kalsın.
Attab İbni Esid. Bu da daha önce, baba iyi ki bu günleri görmedin. Yani Zenci Bilal çıkmış da Kabe'nin damında La ilahe illallah diyor, Allahu Ekber diyor. İyi ki bu günleri görmedin diyen Attab İbni Esid La ilahe illallah. İlk iman eden oldu. Peygamberimiz de gel buraya gel. Mekke'ye bir vali lazım. Mekke vali olanı ilk ya. İman eden kişiyi. Evet efendim. Yani, haset. Hocam altın, dünya sevgisi için peki neler ya, söylersiniz? Altın ile yazsın bu yazıyı yazan akıbet kendi düşer. Başkası için kuyu kazan. Kuyu kazan. Evet. Yani kurşun kalemle yazmasın. Altın kalemle yazsın bu yazıyı yazan akıbet kendi düşer. Başın kuyu Allah kazan. Korusun. Evet. Efendim. Hocam hubbut dünya derler ya hocam. Efendim, dünya sevgisi. Tabii dünya ya dünyaya meyletmeyelim. Dünya için çam o yok. Ama dünya sevgisi böyle kalbim bu boşuna benziyor. Yani gemide gidiyoruz. Gemiyi delip de suyu içeriye alırsak o su kemiği batırır. Yani dünya sevgisi de bizim amize fesadımıza sebep olacak olunca bizi batırır işte ya. Aşırı. Ya öyle ya. Hocam şöyle bir hadis-i şerif, yanlış mı hatırlıyorum lütfen düzeltin, hadis-i şerif değilse. Dünyaya orada kalacağınız kadar, ahirete de orada kalacağınız kadar doğru, çalışınız. Doğru, doğru. Tabii efendim. Tabii yani dünyada ya. Ne kadar yaşayacağız, ne kadar ömrümüz var o kadar çalışınız ama ahiret ebedi ya. Bir alem, o kadar çalışınız buyuruluyor. Doğru. Hadis-i şerifte. Hepsi zarar demek ki. Evet. İzleyicimize teşekkür ederim. Haset ve dünya sevgisinin İslam'daki yeri nedir diye sormuştu. Bize zararları nelerdir diye. O zaman daha detaylı bir şekilde izah ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Bir başka soru daha var. Instagram'dan gelen sorulara bakmadık. Biraz onlara bakalım muhterem hocam. Evet. İsminin okunmasını istemeyen birimiz diyor ki eşim ve arkadaşı ticari taksi almak istiyorlar. Eşim arabanın yarı fiyatını nakit ödemek istiyor. Arkadaşı da diğer yarı fiyatını aydan aya taksi, yani faizle ödemek istiyor. Eşim sabahçı, kazancı kendine. Arkadaşı da gececi, kazancı kendine. Bu durumda eşim faize bulaşmış olur mu? İşte nakit ödeyen onda problem yok. Onda bir sıkıntı. Ama öteki efendim krediyle işin içine faiz bulaşıyor. İşte o hoş değil. O iyi değildir yani. Evet. Onunki doğru değil. Yoksa öteki nakit veriyor. Arabanın yarısına sahip oluyor. Evet. Ama bu şeyle alıyor yani. Faizle alıyor. Krediyle. Sabah çalıştırıyor, birisi gece evet. çalıştırıyor. İkisinin kazancı da ayrı. Evet. Ama arabaya sahip olunuşta bu ikinci kişininki hoş değil. İyi evet. değil. Evet. Uygun görmüyor hocam. Evet. Uygun görmüyor. Peki devam edelim. Bir başka izleyicimizin sorusu var. Birbirimizi seviyoruz. Evleneceğiz ama nikahsız bulunduk. Bunun kefati nedir? Nasıl olacak? Ne yapabiliriz? Bunun kefati tevbedir, istiğfardır, gözyaşıdır bunu. Yani bu meşru değildir bu. Evleneceğiz ama hani evlenmiş değiliz bu. Değiliz, nikah değiliz. Birbirlerine mahremiyetinden haramdırlar. Böyle oldukları halde birleşiyorlar. Bunun adına zina denilir. La takrabu zina. Rabbimiz zinaya yaklaşmayın diyor yani. Evet. Peki bir başka soru. Seda Nur Hanım soruyor. Denizli'den yazıyorum. Hocam hayırlı günler. Üniversiteden mezun olduktan sonra hemen evlendim. Düğünde takılarımı ve toplanan parayı hakkım. Düğüne gelenler bana geldi. Seni tanımıyorlar diye babam aldı. Evet. Damat tarafı bu yüzden babamla konuşmuyor. Babam günah mı? Efendim burada örf geçerli. Örf. Düğünde takılan bu takılar kimindir? Damadın mıdır? Gelin kızın mıdır?
Yoksa düğün sahibi banın mıdır? Onlar hani evlat evlendiriyorlar, oğullarını evlendiriyorlar, bir hayli masrafa giriyorlar. Onların yardıma var diye onlara mı veriliyor bu? Yani burada örf daha çok geçerlidir. Örfteki durum, anlayış nasıl? Yani yerde gelin kıza, gelin kızın hısımları gelin kıza verilmiş olabilir. Damadın hısımları damada verilmiş olabilir. Bu yörelere göre değişiyor. Bazı yörelerde de bu oğlanı evlendiren anaya babaya yardım amacıyla verilmiş olabilir. Örf neyse ona göre. Yani şayet buyurduğunuz gibi ise baba bu konuda haklı. Evet. Peki şimdi hocam sokak röportajlarımız var. Sevgili Çiğdem bu hafta İstanbul sokaklarında kaza namazı ile ilgili bir takım sorular sordu. Evet. Bakalım nasıl cevaplar almış, birlikte izleyelim. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Kaza namazı hakkında sorular soracağız. Nasıl cevaplar aldık da bakalım. Kaza namazı nedir? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musunuz? Yok. Kaza namazını kaçırdıktan sonra kılındığını biliyorum. Peki kaç senelik kaza namazınız vardır tahmini olarak? Ben hiç kılmadım. Hiç? Cuma namazları, bayram namazları? Yok. Bayram namazlarına gidiyorum. Vallahi şu an hastaneden geliyorum, kafamda bir şey yok. Namaz kılıyor musunuz? Namaz yok, kılmıyorum. Kaza namazı nedir? Bilmiyorum. Var. Tamam. Ben Almanım, ben bilmem. Peki siz biliyor musunuz? Geçmiş namazlarımızı geriye iade etmek. Sizin kaza namazınız var mı? Çok. Yapıyorum ama Allah neden. Kılıyor musunuz namazlarınızı? Kılıyorum. Peki nasıl kılınır kaza namazı? Nasıl niyet edilir? Bilginiz var mı? Vallahi ben niyet ediyorum. Niyet ettim. Geçmiş en son kaza namazımı kılmaya. Hangi vakitlerde kılınmaz? Bunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum da ben hep gece kılıyorum. Kaza namazı vaktinde kılınmayan namazın eda edilmesidir. Sizin kazanız var mı? Muhakkak var. Kaç senelik peki? Hesapladınız mı hiç? Hesaplayamadım. Nasıl kılındığını biliyor musunuz? Hangi vakitlerde kılınıp kılınmayacağını? Onu takdiri ilahiye bırakacağız. Kaza namazı vakitinde kılmadığı namazları iade namazıdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Var. Kaç vakitlik? Vallahi bilmiyorum, hesaplamadım. Kılıyor musunuz peki kaza namazınızı? Bazen kılıyorum. Hangi vakitlerde kılınır, hangi vakitlerde kılınmaz bunları biliyor musunuz? Yok. Vaktinde kılamadığınız namazların sonradan yerine getirilmesi. Kaza namazı borcunuz var mı? Elimden geldiği kadar bakmıyorum kazaya ama mutlaka vardır. Ne kadar peki? Bir hesaplama yaptınız mı? Bu hesaplamalar doğrultusunda diyor musunuz? Ben listeden bir namazımı kılarım. Kaza namaz yoktur abi. Kılınmaz İslam'da. Mı? İslam'da yok. Nasıl? Açıklayabilirsiniz. Evet abi. Ezan okuyor. Lazım gidesin kılasın. Farzdır. Bunu lazım kapatmak, gitmek namaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kıldığımız farz namazların tekrarıdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Tabii ki de var. Ne kadar peki? Hesapladınız mı? Kaç vakit var acaba? Vallahi hiç hesap. Epey bir zaman vardı. Bir ara hesaplamaya kalktım. Bir 3-5 yıl sürekli kılmam gerekiyor. Peki niyetlendiniz ve kılmaya başladınız mı peki? Tabii kılmaya başladım. Nasıl kılınıyor kaza namazı? Bilginiz var mı? Yani hangi kılacaksak onun farzlarını kılır. Hangi vakitlerde kılınmaz peki? Ya onu fazla bilmiyorum. Aklıma da gelmiyor şu an. Geceleri mi acaba? Zannetmiyorum. Gece olamaz. Sonuçta kaza namazı. Niyet edildi ama onu yok. Kaza namazı kılınan kılınamayan daha sonra kılınanlamaz. Burcumuz var, biz geç başladık. Yani takribi olarak bir 25 yıl vardır rahat ya. Peki kılmayı düşünüyor musunuz? Kılmayı inşallah sünnetlerimizi yaradan farzda sayarsan yırtarız. Ömrü yeter mi bilmiyorum. Yani. Hangi vakitlerde kılınır, hangi vakitlerde kılınmaz, nasıl niyet edilir bunları biliyor musunuz? Yatsı farzını, sünnetini kıldıktan sonra salatı vitri kılmadan önce kılınır. En son salatı vitri kılınır. Ondan sonra biter yani o günler. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Yok diyorum ama. Hesapladınız mı hiç şimdiye kadar? Önce hesaplamıştım. Sonradan kırdık elhamdülillah. Allah kabul etsin. Nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitlerde kılınmaz bunları biliyor musunuz? Kerahat vakitleri var. Onların haricinde kılınabiliyor. Veya her farz namazdan sonra arkasından niyet edilip kılınabiliyor. Kaza namazı biliyorum. Söylemek istemiyorum. Kaza namazı bir vakti ertelediğim namazdır. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Vardır. Kaç senelik ya da kaç vakit? Hesapladınız mı hiç? Yok ama vardır muhakkak. Kılmayı düşün. Rahat vakitlerinde kılınmaz.
5 vakit namazının ardından sabah namazının işte o vakit aralığında da kılınmayabilir. Sadece farzları yerine getirilir, o kadar. Ya namazın vakti geçtikten sonra o namazı kıldığımız zaman kaza namazı oluyor. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Vardı. Kapladınız mı? Ne kadar sizce? Bilemiyorum yani. Sene var mıdır? Bir sene, iki sene? Vardır herhalde. Kılmayı düşünüyor musunuz peki? Olabilir. Nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitlerde kılınmaz, bunları biliyor musunuz? Sanırım kerahat vakitlerinde kılınmaması lazım. İşte niyet ettim, işte geçmiş kaza namazını kılmaya, o ederek kılmamız lazım. Kaza namazı, senin edasını yapamadığın namazların kazasını kıl. Sizin kaza namazı borcunuz var mı? Vardır büyük. Kaç vakit? Yani öyle bir şey değildi de, yani askerlikte olabilir. Yani 12 yaşından sonraki zaten kazadınlar. Şu an kazaya bırakmıyor musunuz namazınızı? Şu anda seferiyim zaten, iki rekat kılıyorum zaten, kılıyorum yani. Peki kaza namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, bunları biliyor musunuz? Biliyorum, evet, niyet ettim Allah razı olsun. En son geçirdiğim öğleye, en son geçirdiğim ikindi, en son geçirdiğim sabah veya ilk geçirdiğim öğle, ilk geçirdiğim sabah, ilk geçirdiğim yatsı, öyle diye niyet edilir. Hangi vakitlerde kılınmaz? Kaza namazı güneş doğarken, batarken, tepedeyken, üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Kaza namazı kılmadığım bir namazdır, geciktirdiğim veya. Peki sizin kaza namazı borcunuz var mı? Çok tabii ki. Kaç seneliktir tahmini? Bilmiyorum valla. Yaşımın yarısı kadar mı diyeyim bilmiyorum. O zaman yaşınızı ara soralım mı? Ara kılıyorum, yok yaşımı söylemeyeyim. Kaza namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitlerde kılınmaz, bunları biliyor musunuz? Onları tam detaylı bilmiyorum açı. İnan ben de bilmiyorum ya hiç. Namaz mısınız? Namaz kılıyorum da kaza namazı hani daha önce kılmadığımız namazın borcudur. Peki sizin kaç yıllık kaza namazınız var acaba biliyor musunuz? Oo, çok. Çok var. Hesapladınız mı? Tahmini ne kadar? Yani, rakam söyleyebilir misiniz? 20 senelik vardır muhtemelen. Peki, kılmayı düşünüyor musunuz? Şu an kıldığım namazını bir kaza namazımı kılıyorum. Hı-hı. Allah kabul ederse. Olur mu olmaz mı onu bilemem. Allah kabul etsin. İki rekat sabah namazı kılınca iki rekat kaza namazını kılıyorum. Hı-hı. Öğlen de aynı, akşam da yatsı. Nasıl niyet alıyorsunuz peki? İşte Allah razı için kaza namazımı Allah sen kabul eyle bu kadar. Şöyle bildiğim de ezan geçtikten sonra namazını kılamadıysan onu kaza namazı yaptığını anladım. Biliyorum. Peki sizin kazanız var mı? Çok. Kaç seneliktir tahmini? Rahat bir 15-20 sene vardır herhalde. Kılsam kılıyor musun? Ömrüm yetmez. Belki yeter ya, siz yine de kılmaya başlayın. Evet, cevaplar böyle hocam. Kaza namazıyla ilgili. Şeken cevap oldu. Onları müsaadenizle tekrar etmek isterim. Bir izleyicimiz dedi ki ya da yok dedi. Onu size soralım. Bir izleyicimiz de şey dedi. Evet, kaza namazı borcum çok var. 25 yıllık kaza namazı borcum var. Sünnetleri kazaya sayılırsa yırttık dedi. Yani sünnetler, kıldığımız sünnetler kazaya sayılırsa kurtarırız dedi. Neler söylersiniz siz? Efendim, bir şey Kur'an'da yok diyor. Rabbimiz Kur'an'da Allah'a, Resulüne itaattan bahsediyor. Sevgili Peygamberimiz bakın, Genelkurmay Başkanı'dır, belediye başkanıdır, öğretmendir, imamdır, peki müftüdür. Böyleyken yani işim çok, ben ne yapayım yani, o yüzden namazları kılamadım. Yok, öyle yok. Peygamberimizin namazı kazaya bıraktığı olmuş mu? Olmuş. Nerede? İki yerde. Biri Hayber'de. Hayber savaş sırasında. Peki o da dönüş yatıyorlar. Peygamberimiz Bilal sen bizi uyandır. Sabah namazına uyandır diyor. Bir de bakıyorlar ki Bilal ben sana demedim mi? Ya Resulallah seni uyutamış, ben ne yapayım yani? Hakim olamamış da uyumuş. Belki de bize ders olsun diye Rabbimiz Peygamber Ashab-ı Kiram ve Hazreti Bilal de uyuyakalıyorlar. Ve o namazı hem de aynı namaz olduğu için cemaatle kaza ediyorlar. Hendek'te de böyle oluyor. Orada da savaş sırasında kazaya bırakılıyor. Orada da yine kılamadıkları namazı cemaatle hem de kaza ediyorlar. Yani demek ki sevgili Peygamber uhdesinde bu kadar görev var. İşte hiç kaza namazı olan namazları da bu şekilde kaza ediyor.
Yani tutamadığımız oruçların yerine tutuyor muyuz? Tutuyoruz. Öyleyse namaz daha da önemlidir. Onu da kaza etmemiz gerekmektedir. Sünnetlerin hocam. Muhsin Bey, evet sünnetleri kılmıyoruz da ben annelerin, babaların şu konuda dikkatini çekmek istiyorum. Yani mükellefiyet çağına girmek üzere bulunan kızımızın dikkatini çekmeliyiz. Yani mükellef olduğu andan itibaren hiç namazı kalmamalı. Bunun sahibi tertip, tertip diyoruz. Sahibi tertip. Yani namazın kalmaması bir sahibi tertip olmak ayrı bir fazilet. Yani askeriyede orgeneral olmak en yüksek rütbe değil mi? Adeta bu da bu yoldaki sanki orgeneral. Sahibi tertip olmak bir rütbe. Sahibi tertip olmak. Ama o fırsat geçince. Ayrı bir fazilet, ayrı bir erdem. İşte analar, babalar unutun. Ben şahsen namazım, kaza borcum yok. Ama sahibi tertip miyim? Değilim. Değilim. Niye? İşte çocukken herhalde bu uyarı yapılmış. Ondan dolayı boş yere sahibi tertipliyiz ya. Evet. Hocam sünnetlerle ilgili şunu soracaktım aslında ben. Kaza namazı borcumuz varsa, namaz borcumuz varsa sünnetler o kazaya sayılacak mı? Efendim. Kıldığımız sünnetler. Hayır. Yani ben o sünnetler şey yapayım, onun yerine mahsup edeyim. Öyle olmaz. Belki de Rabbimiz mahsup edecek. O bizim işim. Vakit namazlarımızın sünnetlerini kılalım. Namazımızı kazaya bırakmışız, suçluyuz. Şimdi de vakit namazlarının sünnetini kılmayayım. Onun yerine kaza kıla. Ya ikinci suçu işliyorum. Sünneti ya. Terk ediyoruz bu İkinci sefer. Suçu işliyorum ya. Evet. Öyle değil. Rabbim belki de onu onun yerine mahsup edecek. Onu ama Allah bilir. Ben şimdilik kıldığım günlük namazlarımın farzını da sünnetini de kılmalıyım. Eksiksiz. Kılamamış olduğum namazları da kaza etmeliyim. Seyircilerimiz onu söylediler. Kerahat vakti olmasın. Hangi kerahat vakti? Üç vaktin dışında. Yani güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye sabah. Kadar. Sabah. Öğle ezanına 15-20 dakika kala. İkindi. İkindide de güneş batmaya 45-50 dakika kala namaz kılamayız. Kaza namazı. Kaza namazı kılamayız. Onun dışında her kılabiliyoruz. Nasıl kılıyorum? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için en son kılamadığım sabah namazının farzına veya ya önden arkaya doğru ya arkadan öne doğru. Yani ilk kılamadığım sabah namazının farzına, ilk kılamadığım öğle namazının farzına diyen ya en arkadan diyorum, en son kılamadığım sabah namazının farzına diyerek, yani çünkü niyet de farzdır. Ne namazını kılıyorum onu bil. Evet. Oluyor demek ki. Doğru. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Var, izleyelim. Necmettin Hocam, bu sabahlar yeni bir dönem hayırlı olsun. Benim size sorum kaderle ilgili olacak. İnsan kaderi değiştirir mi? Değiştirir mi? Allah böyle yazmış, ben yapayım mı? Cevaplarsanız mutlu olurum. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani, dua kaderi değiştirir mi? Ezelde yani benim sadaka vereceğim, şu ibadetleri yapacağım, şu duam bilindiği için zaten o değişiklik ezelde olmuştur. Efendim. Ben ne yapayım ya? Allah böyle yazmış, ben demek doğru mu? Benim kaderimde uyuşturucu kullanmak var ya. Benim kaderimde varmış. Hayır. Ya öyle değil. Allah akıl verdi, irade verdi. Böyle hayır yoluna gidersen kulum razıyım. Şer yoluna gidersen ona razı değilim. Hayrı da yaratırım, şerri de yaratırım. Hayra rızam var, şerre rızam yok. Şer yoluna gidersen bunun hesabını sorarım. Çünkü sana akıl verdim, irade verdim. Ben ne yapayım yani benim kaderimde bu varmış. Yani Mevlana anlatıyor. Adamın biri hırsızlık yapmış. Polis de copla vuruyor. Ben ne yapayım, benim kaderimde varmış bu hırsızlık. Polis de kaderimde de sana vurmak varmış diyor ya. Evet.
Dua kaderi değiştirir o halde. Doğru anladık hocam. Evet, zaten ezelde o da olduğu için. Öyle oluyor. Yer aldığı için dua kaderi değiştirir. Yoksa dua edin demezdi Cenab-ı Hak. Elbette. Evet, dua etmem gerekiyor. O benim dua edeceğimi bildiği için Rabbimiz o değişiklik ta o ezeldeyken yapılmıştır. Peki telefonla devam edeceğiz. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. Telefondan sonra ikinci şifreyi de paylaşalım. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. Hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun. İnegöl. Buyurun efendim. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sorunuz var. Kusura bakmayın, ilk kez bağlanıyorum. Hocam ben yıllar önce Almanya'da kalıyordum ve ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Peygamber Efendimiz olduğunu bilmiyordum. Bana bak kızım sen beni tanıdın mı dedi. Ben de baktım. Hızır Aleyhisselam için hayır ben sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed'in bacağına değildim. Beni yanınıza alın dedim. Tamam kızım. Eğildi başımdan öptü. Sonra gitti orada bir tane lavabo vardı. Orada ellerini yıkadı. Bir de ben daha Kur'an yeni öğreniyordum. Havlu vardı. Havluyu uzattım. Buyurun efendim. Beni yanınıza alacaksınız değil mi? Bana söz verdiniz değil mi dedim. Tabii ki seni yanıma alacağım dedi. Sana söz veriyorum dedi. Birinci sorum buydu. İkinci sorum da ailem Türkiye'ye geldiğinde benim haberim yokken nişanlamışlardı. Ben de çok üzülüyordum. Allah'ım canımı al, Allah'ım canımı al deyip ağlıyordum sürekli. Yatakta yattım kardeşlerim yatağında. Kimse evde yoktu. Bir baktım başımda birisi dikilmiş. Bembeyaz giymiş. Uzun boylu. Yarım metre var ki tavana değer. Gelmiş böyle. Kendisi melek. Gözleri, kaşları kara. Bakları geniş. Bir tarafında kama, bir tarafında kılıç var. Bana dedi ki sen niye diyorsun Allah'ım canımı al. Şimdi alayım da gör dedi. Ayaklarımdan bir şey çekildi. Kalbim sıkıştı. Ama konuşamadım. O zaman terledim. Bu sefer dedi ki ya Rabbi yaşamak istiyorum. Hah dedi. Öyle söyle. Seni çok çekecek plan var. Çok da uzun ömrüm ver dedi. Bir de üçüncüyü de çok kısa söyleyeyim. Benim ev vardı. Ondan sonra aileler arasında şey yapmıyordu. Eşimin ailesi ve ben arka balkonda otururken büyük bir ağaç var. Orada karga doldu. Karga doldu ki anlatamam. Rüya değil esastan. Ön balkona geçtik. İki gün sonra balkonda kargalar doldu. Daha sonra eşim hastaneye ve virüsten vefat etti. Hiç kimse evime cenaze için gelmedi hocam. Hiç kimse gelmedi. Bu kadar bir sorun. Ne zaman vefat etti eşiniz? Yakın zamanda mı? 2021'de. Benim eşim, ellerinden öpüyorum. Hocamın aynı kopyası. Mehmet Nurdaşan'ın kopyası. Beni camide kılan biriydi benim eşim. Ama eşimin ailesi çok eziyet etti diyor. Mevla rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Evet. Ya bir şey daha bütün diye dahil değildi de çok kısa bir şey diyebilir miyim? Bana dediler şey benim eşim Ümre'ye gittiğinde götürdüğünde orada diyor otururken bana diyor bir tepsi şey, yoğurt getirdiler. Elime aldım. Çin geçmişti diyor. Bal getirdiler. Parmakladım. Hurma getirdiler. Aldım diyor. Ondan sonra dediler ki ellerini kaldır. Ben iki elimi kaldırdım. Hayır. Sağ elini diyor. Sağ elini diyor. Yeşil bir tane defter verdiler. Beraatini vermişler eşimin. Teşekkür ederim. Hayır olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Mevla rahmet eylesin. Evet hocam. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Seni yanıma alacağım diyor Efendimiz. Rüyada Peygamber Efendimiz'i görmek bir müjde midir? Hakikaten Peygamber Efendimiz'i görmüş müdür? Beni rüyasında gören uyanık kendidir buyuruyor. O güzel bir şeydir. Efendim yani biz rüya tabir etmiyoruz Muhsin Bey. Kardeşimize ancak özet olarak şunu söyleriz. Güzel rüya gördük mü ederiz ve bunu da söyleyebiliriz. İşte bu Peygamber Efendimiz'i görmüş olması gibi Allah'a hamd eder, eşimize, dostumuza söyleyebiliriz. Ama ikinci kısım o efendim... Azrail Aleyhisselam'ın şöyle sürekli işte oluyor, o durumdan rahatsız duyduğu için Allah'ım benim canımı al diye dua ediyor sürekli. Evet. O bunun üzerine bu rüyayı görüyor. Azrail evet. Aleyhisselam'ı görüyor. Evet. Yani elbette bundan biraz endişe ediyor. Korkuyor. Sevimsiz rüya gördüğümüzde sol tarafımıza tö tö deyip işi bitireceğiz. Etki alanının dışına çıkacağız. Onu eşe, dosta,
O da şöyle bir yorum yap. İşte psikolojimiz alt üst oldu. Yani o yüzden yani hoşunuza gitmedik bir rüya gördüğünüzde sol tarafın 3 defa ve bir başkasına o rüyanın etki alanının dışına çıkın. Kötü rüya ise anlatmayın diyor hocam. Öyle. 3 defa üfleyin sol tarafınıza, işte anlatmayın. Hocam bir soru var bu rüyalarla ilgili de. Hocamız Peygamber Efendimiz rüyasında hiç görmüş mü acaba? Gençliğimde çok gördüm maalesef şimdi. Demek ki ekran mı kirlendi Muhsin Bey? Estağfurullah hocam. Ekran mı kirleniyor? Nasıl oluyorsa şimdi göremiyorum ama gençliğimde çok görüyordum. Hocam sima olarak fark ediyor mu? Yani aynı sima üzere mi görüyorsunuz? İlla farklı olabiliyor aynen, mu? Aynen kitaplarda anlatılan sima olması şart değildir ya. Hmm. Öyle. Farklı simalarda tezahür edebilir. Olabilir. Olabilir. Tabii, evet. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorusu da eşinin vefatı ile ilgili. Eşim ölmeden 2 gün önce evimin etrafında kargalar vardı diyor. Sonra fenalaştı ve vefat etti diyor. Cenazeye de kimse gelmedi dedi. Üzülmüş hanımefendi. Bu konuda da Mevla'dan rahmet dileriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek düşer. Sabrı cemil düşer. Rabbimiz cennetinde birleştirsin deriz. Evet. Peki. Devam edelim. Bir başka video soru var. İzleyelim, görelim. Günler hocam, hayırlı günler. Benim soracağım şu. 150 gram altınım var. Ön düşte ev alacak diye verdim. 2 sene sonra verecek. Buna zekat düşüyor mu hocam? Ha. Ev alacak diye birine borç veriyor. Evet. 150 gram değil mi? 150 gram altın. Bunun zekat olacak mı diye soruyor. Elbette zekatı olacak. Kim verecek bu zekatı? Kendisi verecek. Paranın sahibi verecek. Yoksa ev alacak kişiye verdim. Öyleyse bu paranın zekatını sen ver. Yok öyle değil. Öyle değil. Paranın sahibi verecek. Zekatta mükellef. Evet. Peki ikinci şifreyi paylaşalım sonra devam edelim. Bu arada hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. 3 hediyemiz var. Bu hediyeler için şifreler veriyoruz. İşte ikinci şifre. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Kuddüs. Ya Allah Celle Celal. Hükletten, acizden, her türlü eksikliklerden uzak, pek temiz El-Kuddüs. Bakın kainatta El-Kuddüs icellileri. Affedersiniz bir yerde bir leş var. Onu önce yırtıcılar alıyor. Geri kalanı efendim bir takım diğer karıncalar alıyor. Hayvanın sadece iskeleti kalıyor orada. Yağmurla, karla, rüzgarla oranın atmosferi de temizleniyor. El-Kuddus ismi şerifinin tecellisi. Nasıl bir denge var ya hocam? Öyle. Allah Allah. Ve vada'al mizan. Allah dengeyi koymuştur. Biz oksijen, karbondioksit çıkıyoruz. Oksijen alıyoruz. Ağaçlar oksijen veriyor. Evet. Şu dengeye bak hele. Bu düzenli bir şekilde de bu denge koruluyor. Rabbimiz öyle diyor. Ama biz kendi elimizle bunu kendi aleyhimize bozabiliyoruz. Maalesef. Kendi elimizle bunu bozabiliyoruz. Maalesef yani. Bozuyoruz. Evet. İkinci şifreydi. Son bir şifre kaldı. Biraz sonra son şifreyi de paylaşacağız. Kalem kağıtlar hazır. Video soruyla devam edelim. İyi yayınlar hocam. Benim sorum size reenkarnasyonla ilgili olacak. Ruhun göçü var mıdır? Bir insanın öldükten sonra yeni bir bedene girmesi, doğması, yaşaması İslamiyet'te var. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ruh göçü, reenkarnasyon. Efendim bu insan sorumluluk duygusundan kurtulmak için böyle bir şey ortaya atıyorlar. Eyahsebül insanu ellen necma izame. Yani insanoğlu dağılmış ölü kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun liyevmin azim. يَوْمَ يُقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yani bu kul hakkına riayet etmeyenler bir gün olup da
alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Ne demek? %30 derecesinde bilgi. Halbuki ve bil ahireti hum yuqinun. O müminler ki ahirete ölüp de diri apaçık derecesinde inanırlar. Apaçık vuzuh derecesinde inanırlar. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deriz. Niye deriz? Kur'an yüzleri değil, binlerce ayetinde peygamberimiz değil, bütün peygamberler söylemiş. Akla göre de öldükten sonra dirilme gereklidir. Neden? Bakın, Allah görmüş ama görülecek şeyler de vermiş. Kulak vermiş, duyulacak şeyler de vermiş. Kalp vermiş, bu da ölmüyor. Tamam, onun isteği de yerine getirilmiştir. Ölümsüzlük var. Allah Allah. Onun isteği de yerine getirilmiştir. Yani şimdi bir kısım insanlar ne diyor? İnsanoğlu ölünce ruhu bu bedenden çıkar, şu bedene girer, o bedenden çıkar, hayvana girer, ondan çıkar, tekrar şu... Yok, böyle bir şey yoktur. Bunun aslı yoktur. Yani beden değişiyor, ruh değişmiyor. Ahiret inancı... Böyle bir şey ortadan kaldı. Çok önemli. Bakın, men kâne yu'minu billahi vel ahir, Allah'a ve ahirete imanı... Niye ahirete? Allah'a ve meleklere imanı olan değil, Allah'a ahirete imanı olan... Hayır söylesin. Allah'a ve ahirete imanı olan içki bulunan sofraya oturmasın. Öyle buyurmuş sevgili, evet, Peygamberimiz. Demek ki ahiret imanı son derece önemlidir. Ve biraz önce dediğim gibi yüzlerce değil de binlerce ayetinde, aminna, Cenab-ı aminna Hak bunu. Yani şuradan bir, diyelim ki hadi Muhsin Bey bir aşır oku dese, aşır ne demek? 10 ayet. Okuyacağınız 10 ayette dikkatimizi hemen ahirete uzattığını Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Yani demek ki bütün peygamberler haber vermiş. Ahireti. Ahiret akıl hayatı. Haber vermiş. Akla göre de gereklidir. O yüzden bu reenkarnasyon kesinlikle söz konusu değildir. Ruh göçü, reenkarnasyon hocamız diyor ki imanına ve esaslarına aykırı. Biz bir Müslüman böyle düşünemez. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam. Eşinin ailesinin evine, yani kayınvalidesinin evine gitmemeye yemin eden bir kadın ne yapmalı? Kayınvalidesinin evine gitmemek için yemin eden bir kadın ne yapmalıdır? Yeminini bozmalı, kayınvalidesinin evine gitmeli ama kefaretini vermeli. Nedir? Kefareti nedir? 10 fakir doyuracak demiştiniz. 10 fakiri doyuracak. Minimum 130 liradan 10 fakir, evet, doyurulacak. Şayet maddi imkanı yoksa, hocam daha evvel de söylemişti, 3 gün oruç tutacak. Oruç. Arka arkaya mı hocam? Ara vermeden. Ara vermeden 3 gün arka, evet, arkaya oruç tutacak. Evet, böyle yeminler hocam etmemek lazım demek ki. Sonra yani kayınvalidenin evine niye gitmemek için yemin ediyorsunuz? Hele böyle olduysa kayınvalide yahu sıla-i rahim, yahu sıla-i rahim anne yerindedir ya. Kayınvalide, evet, anne yerindedir. Elbette onu ziyaret edeceğim, ne gideceğim. Ama böyle yemin etsem bu yemini bozmalıyım. Kefaretini verip kayınvalidemi ziyarete gitmeliyim. Yine yeminle sözle ilgili bir video daha vardı galiba sevgili Emre. İyi yayınlar hocam. Ben bir ara tansiyonum yükselmiş. O anda korkunca direkt aklıma SMS kullanmayacağım dedim. Kendime verdim. Ama tekrar Instagram kullanmak istiyorum. Bunun günahı var mı? Ya da ne yapmam gerekiyor? Bu aynı durum bu soru içinde geçerli olur mu hocam? Diyor ki bir ara sosyal medya kullanmayacağım diyor. Sosyal medyada da her şey kötü değildir değil mi? Elbette. İyi taraflarından istifade ederim, onlara seyrederim. Sorular alıyoruz hocam, size ulaşıyorlar. Kendime hakim olan, irademe hakim olan taraflarını da seyrediyorum. O halde onun da kefaretini veririm. Burada da bir söz var. Evet. O yemini bozmak için diyorsunuz, evet, ki kefaret gerekir. Doğru. Peki. Son şifreyi paylaşalım mı? Vaktimiz var mı, daha soru alalım mı? Paylaşalım mı?
Peki. Üçüncü ve son şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim muhterem hocam. Hediyemiz var. Bir duvara asmalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir normal Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bir de seccade ve tesbih set hediyemiz var. Bu üç hediyemizi Mustafa Gür Ankara'dan izleyicimiz, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla kabul buyursun. Bu hediyeler için son şifre. Hazırsa kalem kağıt ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın yine o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Melik ya Allah Celle Celal. Bütün kainatın sahibi, mutlak hükümde. Öyleyse nasıl ona itaatta kusur ederim? Ona itaatta nasıl kusur ederim, etmemeliyim? Evet, son şifre ekrana geldi. Üç şifreyi de not aldıysanız sevgili izleyenler, telefon numaralarımız ekranda, arayabilirsiniz. Hatlarımızı düşüren ilk üç izleyicimize bu hediyeleri inşallah hasrına yollayacağız. İlk düşüren izleyicimiz bakalım kim olacak dakika sonra. O sorularla devam edelim. Yine bir video soru var. İzleyelim, görelim. Selam hocam. Aleyküm. Sizi selam. Severek seyrediyoruz. Allah razı. Benim bir tane sorum. Benim altınlarım 65 gram. Hem de 75. Bunun zekatı ikisi beraber mi? Yoksa ayrı ayrı vereceğiz? Birikim aynı. Ama kendim kullandığım 65 gram, kendisi kullandığı 75. Bunun nasıl zekatını verebiliriz? Kasa aynı, birikim aynı ama onun düğün altınları. Kasa aynı, birikim aynı, düğün altınları da var. Burada aslında hocam farklılık olması gerekmiyor mu? Mükellefiyet bireyseldir. Yani birinin 75 gramı doğru var. Yani mükellef olmak için 80,18'e ulaşmak ayrı ayrı lazım. Ayrı ayrı. İkisi de ulaşmadığında ikisi de mükellef değil. İkisi de mükellef değil ama şunun da altını çizelim. Hocamızın buyurduğu üzere. Gelinin düğün takar altınları var. Bunu hanımefendi siz ödemek zorunda değilsiniz. Zekatını vermek zorunda değilsiniz. Benim anladığım kasa yapmışlar. Altınları iki tarafta o kasaya atıyor. Olsun. Öyle biriktiriyorlar. Öyle ama mükellef olmak ayrı ayrıdır. Evet. Kasaya konulmuş. Kasa aynı ama mükellefiyet ayrı. Evet. Mükellefiyet ayırmaları ayrı gerekiyor zekirken. Tabii. Doğru. Ayırmaları gerekiyor. Bu yüzden de bir kimin kaç gram altını var? Gelinin şu kadar gram altını oldu. Atıyorum bir yıl sonra. Kayınvalidenin bu kadar gram altını oldu. Onu ikisi doğru ayrı verecekler. Tek kişi değil. Devam edelim. Bir başka video soru var. Hocam iyisinizdir inşallah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim eşim 4 yıldır vefat etmiş. Ben her namazımdan sonra eşim adına 2 rekat kılıyorum. Acaba sevabı eşime gidiyor mu? Eşimin adına her namazdan sonra 2 rekat namaz kılıyorum. Tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Elbette bundan eşi haberdar olur mu? O haberdar olur diye der. Kendi de boş çıkmaz. Başkası adına namaz kılınır mı hocam? Başka ya kendi adına kıldığı namazdan hasıl olan sevabı ona armağan ediyor. O şekilde. Evet. Tamam. Yoksa hani eşinin adına niyet eşimin edip namaz adına kılmıyor. Namaz kılayım değil. Evet. Sevabını evet, hasıl olan sevabı başta Efendimiz Peygamberimiz olmak üzere deyip armağan ediyor. Armağan ediyor. O şekilde evet hocam gayet güzel dedi. Ne güzel alışkanlık haline getirmiş. Bir başka video soru var. İzleyelim, görelim. Hocam yeni yayınınız hayırlı olsun inşallah. Benim size iki tane sorum var. Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz mi? Buradan kazandığımız paraları ailemize gönül rahatlığıyla yemeyiz. Ve aynı şekilde alkolün ve haram ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yapmamız caiz mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar. Efendim, helal olan yerde yeri buluncaya kadar çalışmaya devam etmeli. Ama buradan çıkmayı, harama bulaşmayan bir yerde çalışmayı hedef almalı. Ve böyle yerden alışveriş yapmalı mı? Sevgili Peygamberimiz bakın, men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu biyedi. Akla ve dine aykırı bir şey görünce elinizle giderin. Gücüm yetmiyor ona. Dilinizle fenalığını ifade edin. Ona da gücüm yetmiyor. Onaylamayın, tasvip etmeyin. Buğz edin ona. Şimdi bu hanımefendinin söylediği bizimki üçüncü de. Yani alkol satılan yerden niye başka bir yer yok mu? Oradan alışveriş yaparım.
Oradan al. Müslüman mahallesi bu satılmaz diye düşünsün. Bu işi yani o alkol muhakkak birilerine zarar veriyor. Evet. Peki uygun değil böyle yerlerden evet, alışveriş doğru. yapmak, başka yerlerden yapmak hocamız. Bir soru daha alalım vaktimiz varsa. Size sormak istediğim bir soru. Vakit namazlarında sünneti kıldıktan sonra bekleyip farz namazını kılmak günah mıdır? Ha hocam şöyle demek istiyor. Sünneti kıldı. Evet. Bekledi. Diyelim ki beyefendi, tüccar, esnaf iş çıktı. Müşteriyle meşgul oldu. 5-10 dakika girdi araya. Sonra farzı kıldı. Kılabilir. Kılabilir. İdeal olan nedir? Sünnetin arasına başka şeyi karıştırmadan sünnetle farzın arasına farza da nektir ama müşteri gelmiş onu bekletmeyin bir şey veriyor ve sonra da farza devam ediyor. Olur. Ama asıl olan doğru. Arayı tamamlamak diyorsunuz. Peki. Attığımız ilk düşen izleyicimiz belli oldu mu? Bir soru daha o halde izleyelim. Benim erkek kardeşim nişanlıydı, nişana bozuldu. 2 senedir ki kıza bakıyoruz, gittiğimiz kapıdan boş çevriliyoruz. Kısmet bağlı mı? Dua bekliyoruz kısmetinin açılması için. Evet. Kısmeti bağlıdır diye bir şeyi söz konusu. Zannederim çok. Biz seçici oluyoruz herhalde. Seçici oluyoruz. Ondan dolayı böyle oluyor. Asgari şartlar varsa peki deyip yapmak gerekirken yok böyle olmasın. Mükemmel olsun. Ben mükemmel miyim ya? Benim de eksiğim var. Benim de kusur. Öyleyse da şöyle olmadı diye bundan vazgeçmemeliyim. Cenab-ı Hak Fettah'tır. Fatih'tir. Rabbimiz hayırlılar açsın. Amin. Rızık efendim helal süt. Amin. Birisini karşısına çıkarsın inşallah. Ya kısmetin bağlanması diye bir şey söz konusu değil diyorsunuz hocam. Sizin tavsiye ettiğiniz dualardan birisi ekrana geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Bu duayı tavsiye etmişsiniz. Kısmetim kapalı diyenler için. Rabbena heblena min ezvacina. Bu ayet mi? Evet. Vellezine yegulune diye başlıyor hocam. Lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab bize göz nuru, gönül sururu, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta bizi rol model eyle ya Rab. Amin. Örnek aile eyle ya. Amin. Hocamızın tavsiyesi, dua tavsiyesi, teşekkür ediyoruz. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli oldu. Bakalım hangi şehir? Hemen merhaba diyelim hocamıza. Selma Özer, İstanbul. Selma Hanım nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Hattımızı ilk siz düşürmüşsünüz. Evet. Kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi? Annemle izliyorum. Selam ediyoruz. Başka kimse var mı evde? Yok, kimse yok. Evet. Hattı siz mi düşürdünüz, anneniz mi? Ben düşürdüm. Onun adına aradım. Hatta ismi şu an yanlış yazılmış ama. Tamam, düzelsin arkadaşlarımız. Söyleyin lütfen. Tamam, söyle. Sayma. Evet. Evet, arkadaşlarımız evet. Düzelsinler çünkü adresinize de öyle girecek. Misafirimiz var. Kimmiş bu delikanlı? Gel bakalım buraya. Sayma. Hoş geldin. Sen ziyarete mi geldin hocamızı? Gel şöyle dur bakalım sen. Tanışacağız seninle. Bakalım tanışacağız biraz sonra. Peki şifreleri duyalım mı sizden? Söyleyeyim. Evet. Esselam. Esselam birinci şifre doğru mu? Doğru. Doğru, tamam devam. El Kuddüs. Doğru mu? Doğru. Doğruymuş. Diğer şifre? El Melik. Doğru. Ama okumadın. Bir daha üçünü oku bakalım şimdi. Birinci şifre? Birinci şifre. Yazıyor? Yazıyor. Sonra? El Kuddüs. El Kuddüs. Sonra? El Melik. El Melik. Evet. Aferin. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Yollayacağız inşallah. Hattımızı ikinci düşüren izleyicimiz kim? Onu da görelim. İkinci olarak düşüren izleyicimiz Nurcan Şahin İstanbul'dan. Hattımızı izleyicimiz Ankara'dan Canan Büken. Tebrik ediyoruz Ankara'ya. Selam ediyoruz. Evet dua vakti yaklaştı. Gel bakalım sen. Şöyle benim koltuğuma bir otur. Gel bakalım. Seninle tanışacağız. İsim neydi senin? Ömer İnan. He?
Ömer Ali. Ömer mi? Evet. Ömer Ali. Ömer Ali. Bismillah. Hadi Ömer Ali. Oo, çok da ağırmış Ömer Ali. Şöyle gel bakalım. Heh, şöyle yaklaştıralım seni. Muhsin abisinin yerine oturdu. Evet muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Bereketli bir program oldu. İstifade ettik. Sevgili izleyenler izlediğiniz için bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Cuma inşallah. Cuma sohbetlerinde yeniden muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikte oluncaya dek hepinize mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz ve hocamızın duasıyla programımızı kapatıyoruz. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Rab, Rabbül Aleminsin. Malikül Mülk'sün. Malikül Mülük'sün. Mukallibül Kulub'sun. Ya Rab, mülk senin elinde. Gönüllerimiz senin elinde. Gönüller açılıklı, sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Hanelerimize huzur, amin. Gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, bizi bahtiyar eyle. Amin. Ya Rab Rezzaksın, helal ve bol rızıklar lütfeyle. Amin. Gökten rahmeti, yerden bereketi, lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından amin. Eyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme selam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.